Hepiniz hoş geldiniz. Bu fikir uzun zamandır aklımdaydı. Ali Fuat'a sürpriz bir doğum günü partisi düzenlemek. Ben de diğer arkadaşlarım gibi Ali Fuat'la ilgili bir anımı paylaşmak istiyorum. Ali Fuat'ı sanırım 2006'dan bu yana yakından tanıyorum. TKD'de birlikte çalışıyoruz. Sanırım 5-6 yıl önceydi bir e-posta geldi. Ali Fuat Kartal hesabından. Ukrayna'dayım. İngilizce yazılmıştı e-posta. Ukrayna'dayım. Cüzdanım çalındı. Zor durumdayım. Bana yardımcı olun gibi bir mesajdı. Tabii inananlar oldu. Ben Ali Fuat'ın Ukrayna'da olmadığını biliyordum. Bir de İngilizce konusunda çok yetenekli olmadığını bildiğim için dedim böyle bir şey olamaz. Muhtemelen bir hesabında bir sıkıntı var. Sonradan öğrendik ki hesabı çalınmış ve aldatmaya yönelik bir mesajmış bu. Sevgili Başkan, senin de tabii ki bir sürü anımız var. Kısa olsun diye bunu anlattım. Çok duygusal ve çok insancıl bir yapın var. Gerçekten seninle çalıştığım için, seni tanıdığım için çok mutluyum. İyi ki doğdun. Ali Fuat Başkan bir yıl daha yaşlanıyor dediler, olmaz öyle şey dedim. O yılların eskitemediği başkan. Yıllar onu değil, o yılları eskitir ancak. Başkanım, seni seviyoruz çünkü mütevazisin, nüktedansın, çalışkansın, sabırlısın, güler yüzlü bir muhalifsin. Üstelik türküleri seviyorsun ve ikizlerin var tıpkı benim gibi. Biricik eşinle, ikizlerinle ve tabii ki biz dostlarınla daha nice yıllar eskit inşallah. Başkan forever. Tutkuyla bağlı olduğu mesleki sevgisi, sarsılmaz vefa duygusu ve neyi varsa paylaşabilme cömertliği Ali Fuat'ın en temel özelliği. Kendisiyle Ankara şubesine dahil olmak üzere 12 yıl birlikte çalıştım. Onunla ilgili onlarca anımı dile getirebilirim. Ancak süreye bağlı kalmam nedeniyle bir anımı paylaşmak istiyorum. Bir gün Ali Fuat'ı moralsiz gördüm. Hayrola başkan nedir, niye böyle moralsizsin diye sorduğumda çocukların kaydını yaptıramadım, moralim bozuk dedi. Çocuklar o zaman küçüktü tabii, Berivan ve Hasan. Bilkent İlköğretim Okulu'na kaydetmeleri gerekiyordu. Ancak Bilkent o zaman Tansu Çiller de orada oturuyordu ve çok gözde bir semtti. Kayıt için binlerce lirayı verecek listeler oluşmuştu neredeyse. Başkana ya merak etme bir şekilde hallederiz dedim ama nasıl halledeceğimi ben de bilmiyordum. Sonuçta devreye girdik ikimiz birlikte. Araba servis yapan kişilerden bir bağlantı kurarak müdür beye ulaştık. Müdür beyle çetin pazarlıkları yapmaya başladık. Kesinlikle olmayacağını söyledi. Ancak Berivan'ı uzun pazarlıklar sonucunda 800 TL'ye kaydını yaptırdık. O arada kayıt esnasında başkan sürekli bana böyle Hasan da var, Hasan da var biçiminde telkinlerde yapıyordu. Ben de sus başkan, hallederiz, onu da hallederiz falan derken iş sonuna doğru yaklaştı. Kayıt işlemleri kesin olarak tamamlandıktan sonra ben müdür beye dedim ki müdür bey bir sorunumuz var. Nedir kardeşim, hallettik ya işinizi dedi. Vallahi Berivan'ın bir de ikizi var, adı da Hasan, onu da kaydetmemiz gerekiyor dediğim zaman adam olamaz işte feryat etmeye başladı. Şöyle böyle derken biz artı 400 TL'ye Hasan'ın da kaydını Bilkent İlköğretim Okulu'na yaptırdık. O bir gün boyunca çektiğimiz sıkıntıları anlatmak gerçekten güç. Başkan büyük çabalardan sonra bir rahatlamıştı. Bu tabii çok önemli bir şimdi Hasan ve Berivan'ın üniversitede okuduğunu hatta üniversiteyi bitirdiğini düşündüğümde ilginç ve heyecanlı bir anı olarak aklımda kaldı. Benim gönlü güzel arkadaşım, merhaba. Gönlü güzel demişken aklıma hemen bir anımız geldi. Eminim sen de şu anda gülümsüyorsun. Biliyorsunuz hepinizin bildiği gibi Ali Fuat'ın eşi Songül, ay parçası gibi akça pakça çok güzel, çok hoş bir bayan.
Bir gün yine böyle yönetim kurulu toplantısında Ali Fuat beni kızdırdı, işte aksilikler yapıyor falan filan. Ya dedim, bu Songül senin neyini sevdi arkadaş ya, hem çirkinsin hem aksisin dedim. O da durdu durdu, yüzüme baktı baktı, eyvah bir şey diyecek diye bekliyorum. Ya o benim gönlümün güzelliğini sevdi dedi. Ve o günden beri ben Ali Fuat'ı hep gönlü güzel arkadaşım diye çağırır oldum. Evet, benim gönlü güzel arkadaşım, doğum günün kutlu olsun. Ailenle, dostlarınla, tüm sevdiklerinle nice uzun, sağlıklı ömürler diliyorum, mutlu yaşlar diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Sevgili Ali Fuat, bu videoyu izlerken muhtemelen doğum günün geçmiş olacak. Nice sağlıklı yıllar dilerim öncelikle. Emre bana seninle ilgili bir program yapacağını, Fuat'la ilgili bir anı, bir hikayen var mı? Söylemek istediğin bir şey var mı? Bir video çek gönder misin dedi kısaca. Ben de hangi kritik anı anlatsam acaba diye düşündüm ama salonda da son gün olacağını düşünerek çok fazla tehlikeli şeylerden bahsetmek istemiyorum. Onun için ben seninle ilgili güzel şeyler söylemek istiyorum. Sevgili Fuat, iyi ki yaşamındasın. Tanıdığım en mütevazi, en toleranslı adamlardan birisin. Her düşünceden insana saygılısın. Çevreye, topluma duyarlısın. İşini iyi yaparsın. Meslektaşların için elinden geleni yapıyorsun. Daha ne olsun? Ama Demirören'in iktidarını soradın ve geçtiğin bir hesap yapamadın. Bırakmayacaksın hala. Bırak da bizlere de biraz zaman ayır. Songül'ün yerinde olsaydım, ben şimdiye çoktan seni terk edip gitmiştim. Ama sen yine de yaşamlı olmaya devam et. Sevgilerimle. Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı Ali Fuat Kartal'ın doğum gününü kutluyorum. Başkanın başımızdan hiç ayrılma. Türk Kütüphaneciler Derneği seninle neşesini buluyor ve seninle ileriye doğru gidiyor. Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu yaşlara. Ali Fuat selam. Beni dernekçiliğe Emre ile birlikte alıştırdınız. 2 senedir yoğun bir şekilde dernekçilik yapıyorum. Sizi tanımaktan büyük memnunluk duyuyorum efendim. Mesleğe yapmış olduğunuz katkılarında en yakın şahidiyim. Seni seviyoruz. Hoşçakal. Ali Fuat'cığım, sevgili arkadaşım, 35 yıllık dostum, insan gibi insan, Kırşehirli, candan, içten, samimi, mücadeleci, tam bir Kırşehirli, çok iyi fıkra anlatan, insan gibi insan, sevgili arkadaşım, sana nice mutlu, sağlıklı, özgür yaşlar diliyorum. Çok sevgilerimle. Bir gün oturuyoruz. Ankos'a gittik, Antalya'ya. Telefonuma bir mesaj geldi. Erol, Emre ben, başkan. Bir baktım, benim resmim. Benim resmimi göndermiş kim bana. Bu? Ali Fuat'a yapacağım şey mi bu? Bir hatta ikisi bir aradan çıksın hadi. Bir baktım, bana mesajlar geliyor. Meğerim bekle benim... Ali Fuat, başkan bekle. Meğerim benim fotoğrafımı çekmiş. Haberim yokmuş gibi çek pampa. Ben de o fotoğrafları saklıyorum. Çok beğenmiştim. Bence Semih Bey'in de gayet komik anıları vardır. Nedir abi? Nasıl bir anı bu ya? Kim çekmiş? Ali Fuat mı çekmiş fotoğrafını? Benim fotoğrafımı çekmiş. WhatsApp'tan bana gönderdi. Vallahi çok esprili şeyler söyleyebilir. Esprili şeyleri senin söyledi sana. Yani keyifli adamsın. Çok düzgün adamsın. Seni seviyorum başkan, biliyorsun. Yani her seçimde çok yoruldum, bırakacağım diyorsun. Sonra tekrar kalkıp yani istediğiniz beni diye aday oluyorsun. O ayrı, o ayrı. Ama Allah'tan iyi ki aday oluyorsun. Senin bu dirayetli ve gerçekten mesleğe vermiş olduğun katkı ve savunmalan bizim için, meslektaşlar için büyük bir nimet. Biz özellikle özel kütüphanede çalışanlar çok bu işin içerisinde değiliz ama meslekte özellikle kadrolarla ilgili çalışmalar takdir edilecek. Seni seviyoruz. Nice güzel yaşların olsun ve öpüyoruz. İyi ki doğdunuz. İyi ki doğdun. Merhaba. Seni yaklaşık 20 yıldır tanıyorum. Çok da seviyorum. Ama ilk defa sanal ortamdan sesleniyorum. Size doğum gününü kutlar, sağlıklı, mutlu, neşeli yıllar dilerim. Yaşadığın sürece de başkan olarak kalmanı temenni ederim. Seni öpüyorum. Hoşça kal.
Mutluluğumuz Türk enflasyonu kadar yüksek, üzüntünüz memur maaşı kadar küçük, geleceğiniz demir kili kadar parlak olsun. Gündüzünüz yatta, geceniz barda, altınızda Porsche araba, kaldığınız yeri triplex villa, gezdiğiniz yerde herkes size hasta olsun Fuat Bey. Doğum gününüz kutlu olsun. Nice yaşlar olsun. Sayın Başkan, doğum günün kutlu olsun. Sayın Başkan'a hazırlanan bu sürpriz içinde yer almaktan ayrıca ciddi bir şekilde mutluluk duyuyorum. Çünkü 36 yıllık arkadaşlığımız süresince epey bir anı biriktirdik. Fakat ben o kadar çok anı var ki, benim seçtiğim anı şu oldu. Sayın Başkan'ın herkese anlatmaktan büyük bir mutluluk duyduğu bir anı. Belki herkes Başkan'ı ciddi yönünde tanır ama ben biraz onun müzik tarafıyla da, o tarafını da iyi bilirim. Üniversitede öğrencilik yıllarımızdı. O dönemde bir yaz tatilinde ben kasabadaydım. Bir gün bir haber geldi. Daha doğrusu oturduğumuz bir kahveye gittim. Karakolun tam karşısında bir yerde, jandarma karakoluna. Ve dediler ki karakoldan seni çağırıyorlar. İşte 12 Eylül geçeli birkaç yıl olmuş. Tabii insan o dönem 12 Eylül silindir gibi bütün ülke üzerinden geçtiği için işte bir kabahatim yok ama yine de çekindim. Acaba niye çağırıyorlar beni falan diye. Ondan sonra karakola girdiğimde bir baktım, gülerek Ali Fuat çıktı. Meğerse tabii aslında niyeti daha da kötüymüş. Beni içeriye attırıp biraz da tartaklatmak falan da istemiş ama sonrasında bu çok ağır bir şaka olur diye o tarafına gitmemiş. Bir de işin garibi tabii karakol, o dönemin karakol komutanı diye bir arkadaş, akrabaları, daha doğrusu Ali Fuat'ın arkadaşının babasıymış. Bunlar hepsini yapabilirdi ama Allah'tan yapmadı. O zaman kendisine nefret eden vardı. Sayın Başkan, doğum günü tekrar kutlu olsun. Selamlar. Merhaba arkadaşlar. Bazı mesleklerin kahramanları vardır. Ülkemizde kütüphaneciliğin son 15 yılında büyük emeği geçen bir kahramandır Ali Fuat Kartal. Kütüphanecilerin sesidir, soluğudur. İyi ki varsın Ali Fuat Kartal. Doğum günün kutlu olsun. Çok eskiden küreselleşmenin ilk yıllarıydı. AFK'yı böyle bir ortamda tanıdım. Yıllar önce AFK, Ali Fuat Kartal Başkanımız, Milano Halk Kütüphanesi'nde bir denetleme yapmaktaydı ve oranın yöneticileriyle bayağı sorguya çekmişti. İlk kez o zaman yerelin küresel etkisini görmüştüm. Yerelde ne kadar iyi türküyü söylerse küresel de o kadar başarılıdır. Sevgiler Başkanım, mutlu yıllar. Merhabalar. Dernek Başkanımız, değerli Başkan Ali Fuat Kartal'ın doğum gününü kutluyor. Daha nice sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar diliyorum kendisine. Türk kütüphanecine verdiği emek için de kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ali Fuat'la uzun yıllardır tanışırız. Uzun yıllardır birlikte çalıştık. Acı tatlı çok hatıralarımız var. Sizleri gülümsetmek adına bir ufak anımı anlatmak istiyorum. 2005 veya 2004 yılıydı. Teknik hizmetler sınıfına geçişle ilgili çalışmalar devam ederken Ali Fuat Bey bunalmış sorulardan bir akşam üzeri evine otobüste giderken ben Ali Fuat Bey'e bir şaka yaptım. Telefonla Ali Fuat Bey'i aradım ve dedim ki ben Anadolu'nun bir ilinden, Kütahya'dan bir kütüphaneciyim. Teknik hizmetler kadrosunu alamadık. Alanlar memnun ama bizler alamadık. Biz de almak istiyoruz dedikçe Ali Fuat Bey ya işte çalışıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz dedi ama ben Ali Fuat Bey'i devamlı sıkıştırdım falan. Ali Fuat Bey artık tıkanma noktasına geldi. Tamam yapıyoruz ediyoruz derken ben telefonu kapattım. Ali Fuat ertesi günü beni aradı. Ya başkan ne yapacağız, bu teknik hizmetler konusu beni bayağı rahatsız etmeye başladı. Anadolu'dan insanlar bile arayıp beni taciz ediyorlar dedi. Ben de kendisine dedim ki ya o bir şakaydı, onu ben yaptım dedim ve birlikte güldük. Buradan tekrar Ali Fuat'ın doğum gününü kutluyor. Kendisine sağlıklı uzun bir ömür diliyorum. Babacığım merhaba. Bu zamana kadar hep sana layık bir evlat olmak için çok çabaladım. Sevgi dolu, saygılı, insanları seven. Çünkü sen hep bize bunu öğrettin. Senin bu yaşına kadarki bütün başarılarına hep gurur duydum. Kiminde yaşın çok küçüktü, okudum, araştırdım. Kimini senin ağzından dinledim. Kimine şahit oldum, gururlandım hep seninle. Hasan ve ben, annemle senin bizim için bugüne kadar verdiğimiz bütün emeklerin karşılığını size vermek için çok çabalıyoruz, çok çalışıyoruz. Umarım o günleri hep birlikte göreceğiz, yaşayacağız. Seni çok seviyorum babacığım. İyi ki doğdun. Merhaba, 20 Mayıs babamın doğum günü. Babamın en sevdiğim özelliği çalışkan olmasıdır. Her zaman işini ciddiye almış, özveriyle çalışmıştır.
Ayrıca her zaman başkalarının ne düşündüğü önemli değil, sizin ne düşündüğünüz önemli demiştir. Bu yüzden sevdiğin işi yapma konusunda beni teşvik etmiştir. Ayrıca bir baba anne gibi çocuklarla her zaman konuşmaz ama konuştuğu zaman da her zaman ders alacağımız, öğüt çıkaracağımız cümleler kurmuştur. Babacığım seni çok seviyoruz. Her zaman yanımızda olmanı istiyoruz. Doğum günü tekrardan kutlu olsun. Hoşçakalın. Merhaba canım. Seni anlatmak için böyle kısacık bir zaman dilimi yetmez aslında. Sen yeryüzünün tüm renklerini ruhunda barındırabilen, insan olmanın erdemini içinde her zaman hisseden ve hissettiren, ama bir o kadar da yalın, bir o kadar da doğal ve kendin gibisin ki, belki de bu dünyada en zor olanı başarıyorsun. Bunu da o aşkla yaptığın mesleğine de, ailene de çok güzel yansıtıyorsun. Seninle hayatı paylaşmak benim için dünyanın en güzel hediyesi. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Evelim sen oldun, ahim.